Herkese merhabalar. Harika bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Bir konuk aldık. Efendim, sizi tanıyacağız birazdan. Hem hayat partnerim hem iş partnerim sevgili Mehmet Şahin'le birlikteyiz. Onlara ufak tefek sorular soracağım. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. Konumuz bugün, videomuzun konusu Herbalife'da pozitif nedir, negatif nedir? Pozitif söylemler nedir, negatif söylemler nedir? Belki Herbalife'da pozitif duruş nedir, negatif duruş nedir? Bununla ilgili sevgili Mehmet Bey'in 15 yıllık tecrübesinden faydalanalım istiyorum. Peki Mehmet Bey, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız görmeyeli? Çok iyi. Peki bakalım. Şimdi kaç yıldır Herbalife'dasınız? 15. Biliyorum, eski mesleğiniz makine mühendisi. Küçük bir hikaye verebilirsiniz aslında bize. Tamam. 15 yıldır Herbalife'deyim. Eski bir makine mühendisiyim. Bir dönem part-time Herbalife işini yaptım. Daha sonra ayrıldım. Kendi mesleğimden full-time'a geçtim ve şu anda full-time çalışıyorum. Peki Herbalife'le nasıl tanıştınız? Yollarınız nasıl kesişti? Evet, bir sel kontak yöntemiyle tanıştım. Cilt bakımı müşterisiydim ve daha sonra ürün kullandım, müşteriydim. Ondan sonra part-time dedim, ekstra bir gelir elde ederim diye bu işe girdim. Sonra baktım ki bu iş oluyor ve istifa ettim, full-time'a. Tamam bakalım. Hikayenin ikinci kahramanı ben olduğum için o cilt sunumunu, cilt davetini yapan kişi benim Mehmet Bey'e. Şimdi konu o değil. Onu inşallah bir gün başka videoda sizi daha detaylı bir şekilde hikayenizi alacağız ama konumuz şu: her bir Herbalife distribütörünün ilk dönemler özellikle o inanç oturana kadar, ürün inancı oturana kadar ya da para kazanmayı bir kere dahi yapana kadar, başarana kadar biraz bizim dışarıda savaşmamız gereken enerjiler var. Buna biz negatif enerji diyoruz. Daha çok yeni distribütör arkadaşların düştüğü nokta bu. Şimdi bu konuda ilk dönemlerde başlayan sevgili distribütör arkadaşlarımıza, hani siz daha doğrusu onlara mutlaka tavsiyeleriniz olacak da sizin ilk dönemlerde düştüğünüz bu tarz zor zamanlarınız oldu mu? Evet, oldu. Ben ilk başladığımda çevremde inanılmaz derecede negatif tepkiler aldım tabii. İşi bilmedikleri için bu nasıl bir iş, nedir, sen mühendis adamsın, nasıl böyle işlerle uğraşırsın? Bunun gibi negatif tepkilerle karşılaştım. Ama ben hep yüzümü ortama, yani Herbalife'in ortamına, eğitimlerine ve Herbalife işini yapan başarmış kişilere çevirdiğim için onların dediklerini dinliyordum ve onlar gibi düşünüyordum. Dışarıdaki insanlar bilmediğini düşünerek onlara da çok tepki göstermeden böyle gülerek geçiştiriyordum. Ama tabii ki kendi unutmuş olabilir. Dönem dönem, hani benimle ilk tanıştığından itibaren Herbalife aşığı olmadı tabii ki. Mutlaka kendinin de unuttu ama benim sponsor olarak hatırladığım bazı kelimeler vardı. Evet. Ona söylenen, özellikle ailesi etrafından inanılmaz bir baskı yiyordu. Ne diyordular? Sen unutmuşsun, sen mühendis adamsın, senin kariyere ihtiyacın var. Senin ne işin o işlerde, değil mi? Evet, kendi mesleğinde ilerlemen gerekiyor diyorlar. Çünkü böyle bir iş yapmak onların mantığına aykırı diyor. Sen mühendisin, teknik bir iş yapman lazım. Herbalife işi de neymiş? Ben de ilk kez karşılaşmıştım böyle bir işle ve böyle bir yol, yöntemle. Tabii biraz zor oldu. Peki o zorluğu aşmandaki en önemli, dedin eğitimlere yüzümü çevirdim. Onun dışında... Mesela bir sponsor desteği ya da ürün desteği. Bir defa ürün tükettim. Yani çok iyi ürün tüketiyordum ve üründen çok güzel sonucum vardı. Ürünü kendi bedenimde hissettiğim için dışarıda ne söylerlerse söylesinler bana işlemiyordu. Çünkü ben üründen sonuç alıyordum, iyi hissediyordum. İnanılmaz derecede ürüne bir bağlılığım gelişmişti, inancım gelişmişti. Bu konuda hiçbir negatif bir şey işlemiyordu. İş kısmındaki negatiflerle baş etmek, bir sponsorumla sürekli görüşüyordum ve Herbalife'in olduğu ortamlarda bulunuyordum. Çok fazla dışarıda Herbalife'in olmadığı ortamlarda ve eski arkadaşlarımla zaman geçirmemeye çalışıyordum. Çünkü onların bilmediği bir şeydi ve hepsi bir anda üstüme gelince onlarla baş etmek zor oluyordu tabii. Aynen öyle. Bir de yeni arkadaşlara dikkatli olmaları konusunda da bir uyarıda bulunacağım. Size Herbalife hakkında ya da yaptığınız işle alakalı fikir verdiklerinde oturup şuna bakmak lazım. Fikir veren arkadaşların mali durumu nedir? Değil mi? Özgürlük durumları nedir? Yaşamda işle ilgili pozisyonları nedir? Buna da oturup bakmak lazım. Hani bir şeyleri başarmış, yapmış, iyi yerlere gelmiş insanı bir noktada evet izliyoruz, takip ediyoruz, dinliyoruz fikirlerini ama bir de şu da var, Herbalife'ı bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hikayeleri, değil mi? Hikayelerden var mı hiç aklınızda? Tabii genelde evet, genelde mesela bu negatif yaklaşan insanların arasında asgari ücretle çalışan kişiler vardı. Düşünün, insanların ömür boyu kazanacağı gelir ortada ve gelecekte nasıl bir yaşantı yaşayacakları ortada. Hiçbir arayışları yok. Sabah işe giderler, akşam eve gelirler ve senin arayışını ve senin bir şeyler yapmak ve kendini kanıtlamak ya da bir gelecek kurman üzerine bir profesör gibi, bir uzman gibi, usta bir konuşmacı gibi böyle oturturlar, konuşurlar. Bak bu yanlıştır, o bilmem nedir vesaire. Tabii böyle çok kişi vardı etrafında. Özellikle bu tarz kişilerden negatif tepkiler aldım. Bununla ilgili çok hikaye var aklımda. Böyle onunla ilgili tavsiyelerini alacağım ama sadece iş değil mi? Ürünlerle ilgili. Ürünlerle ilgili de tabii ki. Otorite mesela, gibi cevap veriyordu. Şu an gerçi biraz azaldı. Tabii, çünkü Herbalife 42 sene oldu ama. İnsanlar bu ürünleri bilmediği için ürünün tüketim şekli, tablet şeklinde olması, milkshake şeklinde olması tabii ki onlara yabancı geliyor ve buna göre de garipsiyorlar ve ona göre de olumsuz yorumlarda bulunuyorlar. Sanki bir vitamin tableti içmek ya da bir protein, vitamin içerikli bir shake içmek onların başına bir şey getirecekmiş gibi kaygı içerisindeydiler ve bu kaygıyı da ister istemez bana yüklüyordular ve ben de gelip Herbalife ortamında herkesin ürün tükettiğini görünce kendimi güçlü hissediyordum, iyi hissediyordum. Diyordum demek ki bu kadar insan tüketiyorsa, onlara bir şey olmuyorsa bana da bir şey olmaz. Tek dayandığım nokta buydu. Peki bu ürün itirazları konusunda onlara nasıl bir cevap veriyordun? Kelimelerle mi cevap veriyordun? Yoksa yaptıklarına mı cevap veriyordun? Onların yanında ürün tüketiyordum. İşte bu. Sadece ürün tüketiyordum. Hiçbir teknik bilgim yoktu. Savunuyor muydun ürünleri? Yok, sadece ürün tüketiyordum. Diyordum ki valla ben kullanıyorum. Savaşıyor muydun insanlarla? Hayır. Evet. Sadece şunu diyordum. Valla ben bu ürünleri tüketiyorum. İyi hissediyorum. En böyle gelen negatif yaklaşıma karşı ya bir çay yapıyordum ya 3-4 tane tablet alıyordum, bir bardak suyla içiyordum, üstünde de bir shake içiyordum ve bunları o kişilerin yanında, ortamında yapıyordum. Ve böylelikle onlara verilen en güzel cevaptı çünkü teknik detayı ben de bilmiyordum. Sonuçta biz doktor değiliz ve oturup günün tasarlayan doktorların ne yaptığı, nasıl yaptığını anlatabilecek bir eğitim altyapımız yok. Sonuçta ben mühendis kökenliyim ve böyle bir şey de yapmadım, sadece ürün tükettim. Ama şunu da anlatmak da fayda var, küçük çaplı olsa Herbalife'ın kaç yıllık olduğunu, işte kimlerin hazırladığını, bir de size söyleyen kişilerin bakın bakalım ürün konusunda uyaran kişilerin elinde ne var ne yok, içtikleri ne var, beslenme tarzlarını, beslenmeden çok fazla bilmiyoruz Herbalife'e gelene kadar ben de çok fazla bilgim yoktu ama ne yiyip ne içiyorlar ona da biraz bakmak lazım. Evet, akıl veren kişinin durumuna da bakmak lazım. İlerleyen dönemlerde Herbalife'ın tabii gerçeklerini de öğrendik. Evet, yani mesela işte o dönem tür yıldır pazarda, şu an 42 yıldır pazarda ve 67 ülkede o zamana çıktı ben başlarken. Şu an 95 ülkede açık. Bu da şu anlama geliyor. 95 ülkenin ilgili bakanlığı tarafından onaylanmış. 2 yıldan beri bu insanların boğazından geçiyor ve tüketiliyor demektir. Çok ciddi bir cirosu var. Şu anda rakam olarak tam kaç milyar dolar cirosu var hatırlamıyorum. Ve bu kadar milyar dolar ürün insanların boğazından geçiyor. Eğer insanlar bunu tüketmiyorsa bu ürün satılmaz. Satılmazsa bu şirket batar. Bu şirket ayakta kalamaz. 42 yıllık bir tarihçesi olduğuna göre yaptığı iş doğru bir iştir. Daha sonra bu mantık gelişti. Bir sorum daha olacak. Peki sona doğru yaklaşıyoruz. Çünkü Sinan Bey böyle yaptı. Toparlamamız gerekiyor. O zaman şunu yapalım. Distribütör arkadaşlar bazen sponsorlarına geldiklerinde ya da normal hayatta yaşadığı zorluklarda, ki her işin bir zorluğu var, bir öğrenim süreci var. Bazen negatif kelime nedir, pozitif kelime nedir, ne konuşacağını ve nasıl konuşacağını, bazen neyi konuşup neyi konuşmayacağını bilmiyor arkadaşlar. Bu konuda önerilerin ne olabilir? Bence distribütörler sponsorlarına geldiklerinde çözüm odaklı gelmeleri lazım. Yani dışarıda topladıkları o kötü enerjiyi oraya kusmak ve rahatlamak için değil, tam tersine mevcut problemin çözümü için nasıl bir katkı sunabileceği sponsorlarını ve hatta bir fikirle gelmeleri lazım. Yani kendi bir çözüm için uğraşması lazım. Ondan sonra da kendi sponsoruna sunması lazım. Bu çözüm böyle olur mu, şöyle mi yapalım diye bir fikir alışverişi olmalı. Eğer bu işin olmuyoruna ya da bu ürünün tüketilmeyeceğine yönelik ve bu konuda kendini ikna etmek için sponsoruna geliyorsa gelmesin. Zaten kendini o konuda ikna edecek çok kişi var dışarıda onları. Evet. Onun için bu konuyu bir kenara koyup direkt çözüm odaklı gelmesi lazım. Ben şunu da ilave etmek istiyorum. Normal hayat için, sadece Herbalife için değil, bir insan bir negatif bir şeyle ya da olumsuz bir şeyle karşılaşmışsa, yaşamışsa, ikinci bir kişiye taşıyorsa işte bunun adı yüklenmişsin o problemi. Kesinlikle satın almışsın. Bir kere kafanda inanmışsın. Az önce sanırım bunu anlatmaya çalıştın. Ve karşı tarafı da ikna etmek için aslında böyle yaşadılar. Çünkü anlattığın olay, yaşadığın olay, evet yaşamışsın ve bitmişsin. Yani kişinin geçmiş ve bitmiş bir olayla alakalı, sponsorunuz da olsa yapacağı bir şey yok. Kimsenin de elinden bir şey gelmez. O yüzden konuşmamak her zaman çok daha iyidir ve pozitif konuşursak pozitif şeyler artar, negatif konuşursak hayatımıza negatif şeyleri de çekmiş oluruz. Bu konuda ben şu cümleyi de söylemek istiyorum. Ne konuştuğunuz önemli değil, ne konuşmamanız gerektiğini öğrendiğinizde Herbalife'da çok başarılı bir distribütör oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Harika bir söyleşi oldu. Videoların devamını bekliyoruz değil mi Sinan Bey? İnşallah. Peki bakalım. Görüşmek üzere. Pozitif günler diliyoruz. Hoşça kalın. Evet.